Merhaba değerli öğrencilerimiz. Kaşgarlı Mahmut Ortaokul olarak sizleri hep yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Öğle saatinde bir bölgede zemine dik olarak sabitlenmiş bir çubuğun gölge boyunun farklı tarihlerdeki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte bilgilerden yararlanarak ölçümü yapıldığı bölgeyle ilgili olarak yorumlardan hangileri doğrudur? Grafiğimizi incelediğimiz zaman gölge boyu 21 Aralık'ta çok büyük, 21 Haziran'a doğru ise gölge boyu küçülüyor. Demek ki bu yarım küremiz kuzey yarım küredir. Birinci gölgesi ölçülen çubuk kuzey yarım küredir. Evet, bu öngörümüz doğrudur. Bu bölgeye güneş ışığında yılda bir kere dik açıyla gelir. Gölge bir burada bir de burada oluşmamıştır. Dolayısıyla yılda bir defa değil, yılda iki defa dik gelmiştir. Gölgesi ölçülen çubuk yengeç dönencesinin tam üzerindedir. Yengeç dönencesinin tam üzerinde olsaydı şayet yılda bir defa dik gelirdi. Fakat buraya yılda iki defa dik gelmiş. Demek oluyor ki bu yer, bu bölge yengeç dönencesiyle ekvator arasında kalan bir bölge. Bu ifademiz de yanlıştır. Dolayısıyla cevap şıkkımız Adana'dır. İkinci sorumuz. Gitar enstrümanında teller titreştirilerek istenilen sesten çıkması sağlanır. Gitar tellerinin istenilen sesleri çıkarabilmesi tellerin gerginliğini ayarlanır. Buna gitarı akord etme denir. Ortam sıcaklığındaki değişimler gitarın akordunun bozulmasına neden olur. Böyle olunca da istenilen ses çıkartılamaz. Sıcak ortam tellerin gevşemesine ve kalın ses çıkmasına neden olurken soğuk ortam tellerin gerginliğinin artmasına ve ince ses çıkmasına neden olur. Samsun'da bir sokak müzisyeni olan Arda aynı caddede ve aynı saatte sokak müziği yapmadan önce akordu bıraktığı gitarın akordunu kontrol etmek ister. Bunun için farklı günlerde gitarın mi teline vurarak elde ettiği sesleri gösteren tablo ve müzik notaların dizilimlerini aşağıda verilmiştir. Buna göre Arda'nın müzik yaptığı günlerde bulunduğu yer hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Nota düzeninde notalar kalından inceye doğru sıralanmıştır. Gitarın akordunun sadece ortamın sıcaklığında etkilendiğini varsayılıyor. Do, re, mi'den başlıyoruz. Kalından inceye doğru gidiyor. En yüksek basıncın yaşandığı gün cuma günüdür. Bakalım. Cuma günü sol notası, çarşamba fa'ymış. Her gün mi çaldığımıza göre. Çarşamba fa, cuma sol. Yani gittikçe hava soğuyor. Soğudukça sesimiz inceleşiyor. En son solda kaldık. Tekrar re'ye döndü. Yani hava ısındı. Burada basınç arttıkça sol oldu. Basınç azaldıkça ise re'ye doğru kayma oldu. Cevap şıklarına geçersek. A. En yüksek basıncın yaşandığı gün cuma günü. Evet. En yüksek basıncın yaşandığı gün cuma günü. Çünkü en ince ses cuma günü çıkmıştır. Sol olarak çıkmıştır. En ince sestir. Dolayısıyla en soğuk gün ve basıncın en büyük olduğu gün olmuştur. Burada cevabımız Adana'yı işaretliyoruz. Üçüncü sorumuz. Samsun Haber Gazetesi. Samsun Spor'un evinde oynadığı müsabaka yoğun kar ve tifi sebebiyle tatil edildi. Maçın orta hakemi kulüp yetkilileriyle konuşarak en kısa sürede maçın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi. Taraftarlar 19 Mayıs stadyum çatısının açılır kapalı sisteme sahip olmasını istedi. Bu haber üzerine iki uzmanın bir televizyon programında verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. Programı izleyip gazetedeki haberi okuyan Mert aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? Birinci uzman Samsun ılıman iklimin hakim olduğu bir bölgede yer alır. Son 30 yılın verilerine bakıldığında Samsun merkezinde en son 2015 yılına ait kar kalınlığı 60 santimetre olmuştur. İkinci uzman Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Samsun ve çevresinde kar yağışına neden olmuştur. Müsabaka günü Samsun merkezinde kar kalınlığı 25 santime ulaşmıştır. Bizden hangisini yapamaz diyor. Yani yorumu istiyor. Yapamayacağımız yorumu istiyor. A. Birinci yorumcu uzun dönemde elde edilmiş bilgiye dayanarak yorum yapmıştır. Evet. Birinci uzmanımız iklim hakkında yorum yapmıştır. Bir klimatologdur. Ve dolayısıyla bu ifademiz birinci cevabımız A. Doğrudur. Bizden yanlış istediği için A değil cevap. İkinci yorumcu meteorologdur. Müsabaka günü verilen bilgisini vermiştir. Evet. İkinci uzmanımız meteorologdur. Meteoroloji ile ilgili bilgi bir durum vermiştir. O bölgenin hava durumu ile ilgili bilgi vermiştir. Dolayısıyla
İkinci ifademize doğrudur. Fakat cevabı biz yapamıyoruz. Yanlışı arıyoruz. İkinci yorumcu. Samsun'da kışların soğuk ve kar yağışlı. Kışların soğuk ve kar yağışlı geçme gibi ifadeleri kullanan klimatologlardır. İkinci uzmanımız burada meteorolog, klimatolog değildir. Bu yorumu yapamaz. Cevabımız C. Denizli'ye bakalım. Birinci yorumcu klimatologtur. Evet, birinci yorumcumuz klimatologtu. Samsun iklim hakkında bilgi vermektedir. Evet, Samsun iklim hakkında bilgi vermektedir. Çünkü klimatologtur. Bu doğru ifadeydi. Cevabımız burada C'dir. Çünkü ikinci yorumcumuz meteorologtur. Dolayısıyla kışların soğuk ve kar yağışlı geçmesini ifade edemez. Bu ifadeyi klimatologlar verir. Meteorologlar vermez. Dördüncü sorumuz. O, D, A, K simgesiyle verilen birbirinden farklı elementlerin nötr halleri hakkında aşağıda bilgiler veriliyor. Buna göre O, D, A, K ile sembolize edilen elementler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle istemiş doğrudur. O elementi doğada tek atomlu gaz halinde bulunur. O elementi doğada gaz halinde bulunuyorsa bu elementimiz soy gazlar grubunu alır. Soy gazlar grubu diyoruz. Soy gaz diyelim. D elementi atom numarası O elementinden büyük, A elementinden küçüktür. Burada bir kalsın. A elementi doğada genellikle iki atomlu element molekülü halinde bulunur ve şekil verilemez. İki element molekülü halinde bulunan ve şekil verilemeyen grubumuza biz ametal grubu diyorduk. Ametallerimiz doğada molekül halinde bulunurdu. Son katmanda bir elektron bulunan ve atom numarası O elementten bir eksik olan gazdır. O elementimiz soy gazdır. Soy gazdan bir elektron bulunup da son yörüngesinde bir elektron bir eksik olup da son yörüngesinde bir elektron olan element sadece hidrojendir. Dolayısıyla burada G elementimiz O elementimiz helyum olur. K elementimiz ise hidrojen olur. Sorumuza devam edelim. O elementinin son katmanında 8 elektron bulunur. Hayır, O elementimiz helyumdur. Son katmanında 2 elektron bulunur. D elementinin son katmanında 4'ten az elektron vardır. Tel ve la haline getirilebilir. Metaller 4'ten fazla olabilir. Geçiş metaller düşündüğümüz zaman bu ifademiz de yanlıştır. Denizli'ye bakalım. K elementi bir ısı yalıtkan olarak kullanılamaz. Evet, hidrojen ısı yalıtkan olarak kullanılamaz demesi yanlış bir ifade. Çünkü ısı yalıtkan olarak kullanılır. Çünkü iyi bir ısı yalıtkandır ve iyi bir elektriğiyle iyi iletmez. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır. Çünkü K elementimiz hidrojen, ametaller ısı yalıtkanı ve elektriği iyi iletmeyen bir özelliği vardır. A elementi periyodik cetvelde K elementiyle aynı element sınıfına yer alır. Baktığımız zaman A elementimiz neydi? Ametal demiştik. K elementimiz hidrojen, o da bir ametal. Aynı element sınıfında yer alır. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Beşinci sorumuz. Fen bilimleri öğretmeni yukarıdaki görseli öğrencilere gösterir ve şunları söyler. Çocuklar, burası Atina'da bulunan Akropol. Yaklaşık 2500 yıl önce inşa edildi. Bu süreçte mermerden yapılan heykeller asit yağmurlarından etkilenip aşındığı için 1980 yılında kopyalar ile değiştirilerek müzeye kaldırılmıştır. Öğretmen bu bilgileri verdikten sonra sınıfa mermer parçaları getirir. Mermer parçalarının her birinin üzerine ayrı ayrı tabloda pH'lanabilen sıvılar döker. Bu deney sonucunda hangi maddenin mermere aşındırılması beklenir? Bu soruda mermere aşındıran asitlerdir. Asit yağmurları asitlerdir. Asit olduğu için pH değerimiz 7'den küçüktür. pH değeri 7'den küçük olan sadece burada limon suyudur. Dolayısıyla cevabımız limon suyu olacaktır. Altıncı soru. Fen bilimleri öğretmeni katı basıncı konusunu işlerken sınıfa 12 adet özdeş küp getirir. Bu küpleri değerli 3'e gruba ayrılır. Öğrencilerden her biri gruptaki tüm küpleri kullanarak şekiller yapmasını ister. Yapılan şekillerin zemine uyguladığı basıncın sırasıyla aşağıdaki sütun grafiğindeki gibi olmasını ister. Grafiğe baktığımız zaman 4P basınç, 4P burada. Burada basınç P, ikinci şeklimize basıncımız P, üçüncü şeklimize basıncımız 2P olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk şeklimiz basıncı büyük olacak. Buna baktığımız zaman A'da bunu sağlıyor, 4P olur. Evet, her bir küpü 1P olarak düşünürseniz burada 4P olur. Burada yüzey alanıyla ağırlık aynı oranda arttığı için basınç P olur, C olmaz.
Burada 2 yüze 2 üstüne ağırlık olduğu için burada basit 2P olur. Burada da olmaz. Burada 4P olur. İkinci şeklimizde basınç P'ymiş. Buraya baktığımız zaman burada basınç 2P olur. Burada basınç 2P'dir. Buraya baktığımız zaman ise burada basınç P'dir. Devam edelim. Burada basınç 3. şeklinde 2P istiyor. Burada basınç P'dir. Ama buradaki basınç 2P'dir. Dolayısıyla cevap şıkkımız burada grafikte genizliği buluyoruz. Daha sonra 7. sorumuza geçelim. Bir grup öğrenci aşağıdaki melez sarı tohum yeşil melez sarı diyor. Hemen melez sarı diyelim. Yani ilk şeklini şuraya yapalım. Melez büyük A, küçük A ile gösterelim. Yeşil tohumu da küçük A, küçük A diyelim. Oluşan çaprazlamaya baktığımız zaman %50 büyük A, küçük A oluşur. %50 küçük A, küçük A oluşur. Yani iki tane küçük A, küçük A, iki tane büyük A, küçük A. Yani %50'si melez, %50'si ikisinin içinde geçerlidir. Devam edelim. İkinci kuşakta sarı tohumlu bezelye alıyoruz ve çaprazlıyoruz. Sarı tohumlu bezelye iki tane melez büyük A, küçük A diyor. İki tane melez büyük A, küçük A olursa hemen yazalım. İki tane melezi büyük A, küçük A diye alalım. Çaprazladığımız zaman ilk başta saf büyük homozigot olacak. İkisi de büyük A, büyük A olacak. İlk çaprazlamamız oluşan. İkincisinde ise büyük A, küçük A olacak. Melez ama sarı renkli olacak. Üçüncüsünde melez sarı renkli olacak. Ama dördüncüsünde ise küçük A, küçük A. Yani yeşil renkli olacak. Devam edelim öncüllerimize. Yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Birinci kuşakta bezelyelerde yeşil ve sarı tohumlu bezelye oluşma olasılığı aynıdır. %50, %50'dir birinci kuşakta. Aynıdır. Birinci öncülümüz doğru diyoruz. İkinci kuşakta oluşacak olan genotip çeşitliliği birinci kuşaktan fazladır. Genotip çeşitliliği bakalım. Birinci kuşakta, ikinci kuşakta 1, 2, 3 tane genotipimiz var. Birinci kuşakta ise 1 ve 2 tane var. Evet. İkinci kuşakta genotip çeşitliliği daha fazla. Bu ifade doğrudur. 2 de doğrudur. Her iki kuşakta da sarı tohumlu bezelye oluşma olasılığı da aynıdır. Sarı tohumlu bezelye burada %50 ama burada sarı tohumlu oluşma olasılığı %75'tir. Yani 3 tanesi sarı olur. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. Cevap burada 1 ve 2 Bursa diyoruz. Devam edelim. 8. sorumuza geçelim. 8. soruda Ertuğrul bir DNA modeli tasarlayarak onu bir kağıda çizer. Ancak küçük kardeşi kağıdın bir parçasını yırtıp koparır. DNA modelinin geriye kalan kısmı şekildeki gibidir. Kopan parça kaybolduğuna göre DNA'nın ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. DNA'nın bir zinciri sağlam kaldığından modelin ilk hali başka bir kağıda tekrar çizilebilir. Evet. DNA'nın ilk zinciri sağlam. Dolayısıyla ne demişti Aziz Sancar? Bunun kopyasını oluşturabilirsiniz. Yani eşleyebilir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademiz, öncülümüz, modelin sağlam halinde fosfor sayısı kadar organik baz bulunuyordu. Evet, sağlam halinde veya şu anki halinde de aynı sayıda fosfor sayısı kadar organik bazda bulunur. Bu öncül de doğrudur. Model sağlamken DNA'nın yırtılan kısmı karşısındaki kısmıyla aynıydı. Yırtılan kısım neydi? Burada timindi. Aynı değil. Farklıdır. Organik bazlar farklıdır. Timindi. Burada adenin karşısında timin geliyordu. Dolayısıyla aynı olamaz. Dolayısıyla cevabımız burada 1 ve 2 idi. 1 ve 2'miz doğruydu. Cevap Bursa'yı işaretliyordum. 9. soruya geçelim. Uğur kırmızı lahanayı alıp bir periteç yapmaya karar verir. İlk olarak kırmızı lahanayı küçük parçalarına keser. Daha sonra parçalamış lahana yapraklarının üzerine sıcak su döker. Hazırladık karışımın sıcaklığı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekler. Suyun rengini zaman geçtikçe koyu mora dönüştüğünü gözlemler. Ardından hazırladığı lahana suyunu eşit olacak şekilde 6 ayrı cam bardağa döker. Lahana suyunu bulunan her bir bardağa tablodaki maddeden sadece birini koyar ve pH değerini ölçer. Ölçüm sonuçlarını ve renk değişimini tabloya yazar. Buna göre Uğur'un bu çalışmayla aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşabilir? Ne olmuş? Lahanayı limon döktüğümüz zaman kırmızı. Sirke döktüğümüz zaman kırmızı mor, saf su döktüğümüz zaman mor, renk değişmemiş yani. Kabartma tozu döktüğümüz zaman mavi, biraz daha pH yüksek bir madde döktüğümüz zaman sabun, yeşil döktüğümüz zaman yeşile renge
Çamaşır deterjanı pH'i daha yüksek bir madde döktüğünüz zaman ise yeşil ve sarıya doğru kayıyor yavaş yavaş. A. Lahana suyuyla hazırlanan çözelti asitler için bir ayraç olmamıştır. Asitler için bir ayraç olmuş. Mor renk çıkıyor. Dolayısıyla A öncülümüz yanlıştır. Sirke ile kabartma tozu eşit olarak karıştırılırsa renk yeşile döner. Sirke ile kabartma tozunu eşit olarak karıştırırsak şayet renk yeşile dönmez. Çünkü yeşil katı savunur. pH'i daha yüksektir. Bu öncül de yanlıştır. Lahana suyu pH değeri 11'den büyük bazda renk değişim yapamaz. Çamaşır suyu, lahana suyu 11'den şu anda bununla ilgili bilgi bulamıyoruz. Ulaşamıyoruz şu anda. Bu da yanlıştır. Lahana suyu asit ve bazdan birbirine ayırt edilmesi için kullanılabilir. Evet, asitleri kırmızı, mor, bazlar ise mavi ve yeşil ve sarı yani farklı renklere dönüştürmüş. Dolayısıyla ayıraç olarak lahana suyunu kullanabiliriz. Cevabımız burada Denizli işaretliyoruz. Devam ediyoruz 10. sorumuza. Belirli öğretmen öğrencilerle birlikte yanardağ yapmak istiyor. Bunun için aşağıdaki işlemleri sırayla gerçekleştirip gözlem sonuçlarını kaydediyor. Karton mukavvayı kesip şekil vererek yanardağ modeli tasarlıyor. 2. Modelin içine bir paket kabartma tozu koyuyor. 3. Kabartma tozuna 2-3 damla kırmızı gıda boyası damlatıyor. 4. Son olarak bir çay bardağı sirke modelin içindeki karışım üzerine döküyor. Sonuç yanardağ modelinden lava benzer kırmızı köpükler etrafa taştı ve bir miktar gaz çıkışı gerçekleşti. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Oluşan köpük ile sirke kabartma tozunun fiziksel özellikleri aynıdır. Bu bir kimyasal değişimdir. Dolayısıyla kimyasal değişimde fiziksel özellikler aynı olmaz. Kabartma tozu, sirke ve gıda boyasının toplam kütlesi oluşan köpüğün kütlesiyle aynıdır. Evet, kütle korunur her zaman. Model içine konulan madde deney sonunda kimyasal değişime uğramıştır. Model içine konulan kimyasal değişime uğranmıştır. Evet. Deneyin başındaki bileşik türü ve molekül sayısı deney sonunda korunmuştur diyor. Deney sonunda bileşik türü ve molekül sayısı korunmaz. Burada cevabı baktığımız zaman B ile C arasında kaldık. Karton kesip yanardağ modeli tasarlıyormuş. Modelin içine bir paket kabartma tozu koyuyormuş. Kabartma tozunu gıda boyası damlatıyormuş ve son olarak da bir çay bardağı sirkeyi modelin içindeki karışım üzerine döküyor. Ve lava benzer kırmızı köpükle etrafa taştı ve bir miktar gaz çıkışı oldu. Şimdi gaz çıkışı olduğu için oluşan köpüğün kütlesi aynı dediği zaman oluşan köpüğün kütlesi aynı olmuyor. Çünkü gazı çıkışını hesaba katmıyor. Gazı çıkışını hesaba katması lazımdı. Dolayısıyla cevabımız Bursa değil. Cevabımız burada C'yi işaretliyoruz çünkü model içine konulan maddeler deney sonunda kimyasal değişime uğranmıştır. Bunu nereden biliyoruz? İçinden bir madde gaz çıkışı oluyor ve kırmızı köpükler yani renk değişimi de oluyor. Dolayısıyla burada cevap C diyoruz. 11. sorumuz. 3 öğrenci günlük hayatta temizlik malzemesi olarak kullanılan hidroklorik asit yani tuz ruhu ile yaşadıkları deneyimleri aşağıda anlatmıştır. Sadece bu deneylerden faydalanarak asitle ilgili hangilerine ulaşabilir? Elif, banyodaki tuz ruhu yanlışlıkla elime döktüm. Elimi hemen yıkamama rağmen yanma hissettim ve tuz ruhu elimin dersine zarar verdi. Özlem, cam kaseye bir mermer parçası koydum. Üzerine tuz ruhu döktüm. Bir müddet sonra gaz kabarcıktan çıktığını gördüm. Mermeri aldığımda boyutunun küçüldüğünü fark ettim. Erdem, bir deney tüpünü yarıya kadar tuz ruhu ile doldurdum. İçine bir parça alüminyum folyo attım ve deney tüpünün ağzını hava almayacak şekilde balonla kapattım. Bir müddet sonra balon şişmeye başladı. Daha sonra alüminyum folyo tamamen yok oldu. Bu bilgilerden hangisine ulaşacağız? Cildi tahriş eder mi? Evet, Elif'in dediği yorumdan cildi tahriş eder. Mermerden yapılmış tezgah, evet, mermere zarar verdiği için Özlem mermere zarar veriyor. Dolayısıyla mermeri de aşındırabilir. Birinci öncülümüz doğruydu, ikinci öncülümüz de doğruydu. Metaller tepkime gerek. Evet, alüminyum folyoyu metali zarar vermiş ve ortadan yok etmiş ve gaz çıkışına sebep olmuş. Buna da ulaşırız. Cevabımız Denizli buluruz. 12. sorumuz. Bir habere göre dünyada koronavirüsün 3 farklı türü yayılıyor. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları enfeksiyonun genetik geçmişini 2019 Aralık'tan 2020 Mart'a kadar eşleştirdiler. Yapılan çalışma sonucunda koronavirüsün pek çok özelliği ortak 3 farklı çeşit olduğunu keşfettiler. Çalışmaya göre koronavirüs farklı topluluklarda bağışıklık sistemi direncini yenmek için sürekli olarak mutasyona uğruyor. Ancak araştırmacılar çalışmanın henüz kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli olmadığını söyledi.
Haber okuyan bir kişinin virüs hakkında yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? A tipi koronavirüs, dünyada salgına neden olan ilk kez Çin'in Wuhan kentinde yarasalardan insanlara sıçrayan türün orijinal virüsün A tipi olduğu keşfedildi. Araştırma sonuçları A tipinin Avusturya'da, ABD'de Wuhan'a göre daha yaygın olduğu gösterdi. A tipi koronavirüsün mutasyon geçirmesiyle oluştu. Wuhan'da en çok karşılaşılan virüs türüdür. B tipi vakaların çoğunlukla İngiltere, İsviçre, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaygın olarak görüldüğü belirtildi. Virüsün üçüncü tip olan C tipi ise B tipinin mutasyona uğramasıyla ortaya çıktı ve Singapur'dan İtalya'ya, oradan da Avrupa'ya yayıldı. Şunu görüyoruz. Bir koronavirüs virüsümüz var. Covid dediğimiz virüsümüz var. Virüsümüz çeşitli varyasyonlar, yani çeşitli mutasyona uğrayarak A, B, C ve belki ileride D, E gibi harflere kadar gidecek. Çünkü virüsler mutasyona uğruyor ve durmadan değişiklik, yani yeni çeşitlilik kazanır, yeni hal alıyor. Cevap şıkkına geçelim. A tipi virüs ilk görüldüğü bölgede mutasyona uğramış ve en fazla yine bu bölgede hastanede olmuştur. En fazla burada değil, Amerika'da, bu an ABD'de daha yaygın olduğu, gösteriyor. Demek ki cevap A değil, yani doğru istiyor bizden. İnsanların bağışıklık sistemlerindeki farklılık virüsün varyasyonları oluşturmadan olmuştur. Evet, varyasyonlar, yani çeşitlilik oluşturmuştur. Çeşitli varyasyonlara, mutasyona sebep olmuştur. Çeşitli varyasyonlar oluşmuştur. Bu ifademiz doğrudur. Cevabımız burada Bursa'yı işaretliyoruz. Virüsün burada devamlı değiştiğini, çeşitliliğe uğradığını göz ardı etmeyelim. Burada bunu anlatmak istiyorum. TÜBİTAK, Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ortaklaşa yürüttüğü Anadolu yerli sığır ırkların klonlanması projesi kapsamında Kurtuluş Savaşı'ndan silah ve mühimmat sevkiyatı için kağınlar çekerken güçlü olduğundan kalalarda saban sürülen Marmara ve Ege bölgesinde yerli boz sığır ırkının korunması amacıyla başlatılan klonlama çalışması sürdürülüyor. Bu klonlama çalışması var. Nasıl bir klonlama çalışması? Vücut hücresine DNA alınan dişi boz sığır alıyoruz. Yumurta hücresi kullanılan hoştan sığır, yumurta hücresini alıyoruz. Dişi sığırımızı yumurta hücresine koyuyoruz ve taşıyıcı bir sığıra bunu veriyoruz. Ve bu sığırın doğumuyla yavru, yani kara kızımız doğuyor. Cevap şıklarına geçelim. Klon B birçok özelliğini hoştan sığırından almıştır. Klon B birçok hoştan alması, sadece hoştan yumurta hücresini kullanıyor. Dolayısıyla cevabımız A değil. Kara kızın DNA'sı klon A'nın DNA'sına benzerlik gösterir. Evet. Çünkü DNA'sını alıyor. Boz sığırın DNA'sını alıyor kara kızımız. A klonumuzu benzer. Dolayısıyla benzerlik göstermesi normaldir. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa'yı işaretliyoruz. 14. sorumuz. Fen bilimleri öğretmeni öğrenciye basınçla ilgili bir proje ödev verir. İsimleri yazılı öğrencilerin ödevlerini aşağıdaki tabloda olduğu gibi tamamlar. Projeyle ödevin konusu katı sıvı gaz basıncının her biri için deney tasarlayacaksınız. Tasarlanan deneyleri basıncın günlük hayatta kullanıma dair bir örnek vereceğiz. Buna göre yapılan deneylere verilen örneklerle ilgili yorumlardan hangileri doğrudur? Nisanur'un yaptığı deney ve verdiği örnek doğrudur. Nisanur ne örnek vermiş? İnsanın ağzı dişi katı basıncıyla ilgili örnek vermiş. Temas alan azaldıkça basınç artar demiş. Bıraktığı örneği doğru bir örnektir. Ali'nin deneyi sıvı basıncıyla ilgilidir. Ancak verdiği örnek yanlıştır. Bakalım. Ali'nin su şişesiyle pet şişesini vermiş. Pet şişeyle sıvı basıncıdır. Basmasıyla. Burada ise yangın söndürme tipi sıvı basıncı değil, gaz basıncıdır. Bu örneği de yanlıştır. Evet, doğru. Bir ve ikinci öncüllerimiz doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakalım. Giray'ın deneyi gaz basıncı ilgili fakat verdiği örnek yanlıştır. Bakalım. Pompada gaz basıncı var. Evet. Lastik pompası, bu da pompa. Bu da gaz basıncı. Örnek yanlış değil. Örnek tam aksine doğrudur. Dolayısıyla cevabımız burada Adana oluyor. Devam edelim. 15. sorumuza. Birleşmiş Milletler'in 21 Mart tarihli resmi Dünya Down Sendromu günü olarak tanınmasının ardından dünya genelinde çeşitli etkinlikler bu genetik farklılığın daha da tanınmasına yardımcı oldu. Farkındalığın 21 Mart gününün olması nedeni ise yine kendileri kadar özel. En basit tanımıyla Down sendromu vücutta hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozom, yani 47 kromozom sahip olmasıdır. İnsan vücudunda oluşturan kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi babadan gelmektedir. Down sendromunda görselde gösterildiği gibi 21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır diyor.
Buna göre Down sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangileri yanlıştır diyor. Sağlıklı insandan vücut hücresinde 46 kromozom bulunurken bir mutasyon neden olduğu, Down sendromu insandan vücut hücresinde 47 kromozom bulunur. Evet, doğru bir ifade. Down sendromu kalıtsal olmadığı ve vücut hücresinde meydana gelen bir değişim olduğu için adaptasyon değil, bu olay mutasyondur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Bursa'yı buluyoruz. Devam ediyoruz 16. sorumuzda. Elektrik hattının olmadığı bir dağ köyünde yaşayan Mustafa kendi elektriğini kendi üretmeye karar verir. Bunun için evinin yakında bulunan bir akarsuyun gücünden yararlanır. Akarsudan aldığı görseldeki düzenekte görüldüğü gibi aktarma borusuna alarak bu suyun belirli bir basınçta su çarkına çarpmasını sağlar. Dönen su çarkı kayış aracıyla jeneratörü döndürür ve bu sayede elektrik üretmeye başarır. Ürettiği elektriği üretken bir kablo kullanarak evine taşır. Ancak aktarma borusundan gelen suyun basıncı yetersiz olduğunda su çarkı yavaş döner, bu nedenle istediği kadar elektrik üretemez. Buna göre Mustafa görseldeki aktarma borusunun hangi mesafesini arttırırsa daha fazla elektrik üretir. Hangi mesafesini daha çok arttırırsa başlangıç kısmı X olan kısmını arttırmamız bir fayda sağlamaz. A'da olan Y kısmı, evet, Y kısmını arttırırsak derinlik yani yükseklik artar. Dolayısıyla basınç artacağından dolayı cevabımız burada Bursa'yı işaretleriz. 17. soru. Aşılar belli bir hastalığa yakalanmadan önce kişilere ulaşıp onların bağışıklık kazanmanı sağlamak amacıyla uygulanır. Vücutta savunma mekanizmasını uyarak hastalığı tanıyan ve hastalıkla karşılaştığında onu yakalayıp yok eden koruyucu maddelerin, antikorların oluşmasını sağlarlar. Bu şekilde aşılanan kişi aşılandığı hastalıklara karşı bağışıklık yani direnç olur. Oluşan direnç genellikle ömür boyu vücutta kalır ve hastalık etkeniyle karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığına aşı geliştirmek için bilim adamlarından oluşan ekipler çalışmalar yapmaktadır. Her ülkede, hatta her laboratuvarda aynı amacı hizmet eden çok farklı çalışmalar elde devam etmektedir. Çalışma ne kadar farklı olsa da hepsinin ortak açıklaması aşının üretime geçmesi için en az 8-18 ay gerekiyor şeklindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğruluğu kesin değildir? Aşı hastalığa yakalanmadan önce yapılır. Evet, aşı hastalığa yakalanmadan önce yapılır. Bu doğru ifade. B. Aşı ile oluşturulan bağışıklık çoğu zaman kalıcıdır. Evet, çoğu zaman kalıcıdır. Buradaki ifade. C. COVID-19 aşısı geliştirirken değişiklik yöntemine kullanılmaktır. Evet, değişik yöntemine kullanılıyor. Farklı çalışmalar yapılıyor. Denizli. COVID-19 aşısı 18 ay sonra piyasaya sürecektir. Piyasaya sürülecek diye bir ifade yok. En az üretime geçmesi için en az 18 ay gerekiyor. 18 ay piyasaya sürecek gibi bu ifade değil. Aşı geliştirilecek. Bu geliştirilme daha sonra bireysel olarak uygulanacak. Küçük çaplı uygulamadan sonra piyasaya sürecek. Yani bunun için daha çok uzun süre gerekir. Dolayısıyla bu ifade kesin değildir. Yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla Denizli işaretliyoruz cevabımızı. Devam ediyoruz 18. sorumuza. Görselde bir kamyon toprak zeminde farklı iki durumu gösterilmiştir. Birinci durumda bu kamyonun yüküyle birlikte toplam ağırlığı ikinci durumdaki ağırlığın yarısı kadardır. Yani şu kamyonun, ikinci kamyonun yükünün ağırlığı G ise yarısı kadardır. Yani G bölü 2 kadardır. Her iki durumda da tüm lastikler özdeş olup en arkada bulunan tekerlekler yük durumuna göre istenildiğinde aşağı yukarı hareket edebilmektedir. En arkada yer alan bu tekerlekler görselde olduğu gibi birinci durumda yukarıda, ikinci durumda ise aşağıdadır. Buna göre hangi seçenekte yapılan yorum yanlıştır? A. Birinci durumda kamyonun yer yaptığı basınç, ikinci durumda kamyon yaptığı basınçtan azdır. Evet, yük az olduğu için temas eden teker sayısı 3'tür. Burada temas eden teker sayısı 4'tür. Dolayısıyla burada basınç daha azdır. Hem teker sayısı buna göre az, fakat ama ağırlık yarı kadar az. Dolayısıyla A öngörümüz doğrudur. Bize yanlış istiyor. Birinci durumda en arkadaki tekerlekler yere indirirse, bu tekerlekleri indirirsek eğer biri ve ikinci durumda yere yapılan basınç eşit olur. Hayır, daha da basınç küçülür. Zaten şu an şu durumda basınç büyüktü. Birinci durumda daha küçüktü. Tekere indirdiğimiz zaman basınç daha da küçülür, daha da azalır. Dolayısıyla bu ifademiz B şıkkımız yanlıştır diyoruz. Devam ediyoruz 19. sorumuza. Öğretmen kimyasal bir denklemi modelin tahtaya aşağıda çizerek modeli ait bazı bilgileri modelin altına yazıyor. Tepkime giren maddenin artan olmamıştır. Her renk farklı bir atomu temsil etmektedir. Tepkime modelinde bir eksiklik vardır. Bakalım tepkime modelinde eksiklik var mı? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4. Maviler 2. Evet, 2 mavimiz burada eksik. Sınıftaki öğrencilerden bazıları model ve bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan yapıyor. Öğretmen yapılan yorumun doğru olması için başına tik, yanlış olan ise yıldız işareti koyuyor. Atomlar arasındaki bağların kırıldığı ve yeni bağların oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet, atomlar arasında bağlar kırılmış, yeni bağlar oluşmuştur. Bu öncülümüz doğrudur. Buna tik işaretimizi koyalım. Modele bakarak atom sayısının ve cinsinin korunduğunu görebiliriz. Hayır, mavilerimiz gözükmüyor. Cins ve sayısı korunur diyemeyiz. Dolayısıyla buraya biz bir çarpı atalım. Model kütlenin korunduğunu ispatlamaz. Evet, model kütlenin korunduğunu ispatlamaz doğru bir ifadedir. Çünkü kütle ile ilgili bir ifade birim yok. Yani 10 gram, 20 gram gibi bir ifade yok. Modelde eksikliği gidermek için 2 mavi molekül eklemeliyiz. Evet, bu ifade doğru. 2 mavi molekül eklemeliyiz. Çünkü eksik olan o. Dolayısıyla bu işaretimiz ikinci yıldız olan, evet, cevap C buluyoruz. Devam ediyoruz 20. sorumuza. Bir sınıftaki öğrenci bazı canlı türlerin birbirine olan benzerlik ve farklılıklar yaşadığı çevreye uyumlu gösteren aşağıda panoya hazırlamıştır. Buna göre öğrenciler tarafından aşağıdaki yorumlar hangisi doğrudur? Panomuza bakalım. Çölde çöl çizgisi, gölde nilüfer çiçeği, kutuplarda kutup ayısı, kutuplarda kutup çizgisi, çölde kaktüs. Aynı ortamda yaşayan farklı türdeki canlılar benzer adaptasyon gösterebilir. Evet, kutuplardaki ayıyla tilki benzer adaptasyonu göstermiştir. Doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız burada A'yı buluyoruz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.